Sen şimdi aklımın dediğini mi soruyorsun, yüreğimin dediğini mi soruyorsun? Yüreğim gelininle torunundan ayrılma diyor, o belli. Aklım da diyor ki aklın yolu belli. Diyecek bir şey yok Müjgan. Karar senin. Mesleğini ilerletmen, anlı şanlı bir hekim olman bana sadece büyük bir gurur verir, onur verir. Yani o zaman sen sıcak bakıyorsun gitmeme. Ben senin mesut olmanı isterim Müjgan. Kerem Ali'nin huzur bulmasını isterim. Bağrıma taş basarım, hasretinize katlanırım ama siz mutlu olun isterim. Zaten benim asıl işim hasret. Ben bu dünyaya hasret çekmek için gelmişim. Baba öyle söyleme. Hasret falan yok. Hiç hasret çektirmeyeceğim sana. Ben sürekli Kerem Ali'yi alır gelirim. Sen de Lütfiye teyzeyi alır sık sık gelirsin. Gelirim, gelirim tabii. Gelmez miyiz? Geliriz. Gideriz bre. Atlarız uçağa. Kerem Ali'mizi severiz, okşarız, geliriz. Ha? Gideriz bre. İşte bu kadar. Ah ah. Demek Kerem Ali'miz İstanbul'da büyüyecek ha? Güzel okullarda okuyacak. İnşallah. Ama önemli olan senin istikbalin Müjgan'cığım. İşine dört elle sarıl. Hiçbir şey düşünme. Tamam mı kızım? Söz veriyorum. Çok çalışacağım. Çok çalışacağım. Benim ya. Ha, tabii benim sizden bir de bir ricam olacak. Eğer sizin için uygunsa ben İstanbul'a gidip bir ev ayarlayana kadar, yani düzenimi kurana kadar Kerem Ali'ye bir iki üç gün bakarsınız. Aa mi? Yok ben bakamam. Bir de yani bu, aa, sen de çok şey istiyorsun ama Müjgan, ben bakamam. Sen buyur bak ben, istiyorsan. Ben hiç bakamam. Hiç. Nasıl bakacağım? Bakarız tabii Müjgan, bakmaz. Deli misin sen? Hatta biraz daha uzasın işin. Deli gibi bakarız. Bakmaz olur muyuz Müjgan? Ha, ayrıca sen İstanbul'da ev mev tutmakla uğraşma. Bizim orada bomboş bir ev duruyor biliyorsun. Ama hani ha diyorsan ki hastaneye yakın olsun, o zaman sana başka bir... Sağ ol baba, biliyorum. Ama hayatımı kendi emeğimle kurmak istiyorum. Müsaade et, ben kendime göre şöyle güzel küçük bir ev ayarlayayım. Tamam, peki madem öyle istiyorsun öyle olsun. Ayrıca şaka bir tarafa, biz Kerem Ali'ye çok çok iyi bakarız. Herhalde ya, herhalde Ebre. O zaman ben şimdi gideyim. Metin Bey'i bir arayayım, teklifini kabul ettiğimi söyleyeyim. Metin Bey? Söyledim ya sana, Metin Olgay, hani hastaneye geldi dedim. Bu hastanenin ortaklarından. Olgay. Aha. Metin Olgay. İşte gideyim bir arayayım onu. Ondan sonra geleyim yanınıza, güzel güzel oturalım. Tamam canım. Hadi Müjgan'cığım. Ben de çayları tazeleyeyim. Dur Lütfiye, sen hele bir otur. Bu Metin Bey, Doktor Metin Bey. Bizim rahmetli Muzaffer abinin yeğeni değil miydi? Hani sen diyordun o İstanbul'da çalışıyor, çok iyi para kazanıyor, orada doktorluk yapıyor. Hatta hastane açmayı falan düşünüyor diyordun. O değil miydi bu? Hemen anladın değil mi? Anladım tabii ya. Senin parmağın var bu işte. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.